Çocuklarda uyku apnesi tanısının en önemli şey anne ve babaya kalıyor. Anne ve baba zaten çocuğunun hissettiğinde uykuda bir problem yaşadığında önce bir kulak burun boğaza götürmesini istiyoruz. Çünkü genellikle çocuklarda geniz eti bademcik problemleri uyku apnelerine neden olabiliyor. Bir kulak burun boğazcı tarafından endoskopik olarak geniz eti veya bademciğinde bir sorun var mı yok mu ona bakmak lazım. Bunun yanı sıra eğer çok ciddi problemler yoksa uykunun paternini, fonksiyonlarını, nasıl olduğuna dair poligrafik bazı testler var. Uyku testleri var. 24 saatlik veya işte belli bir süre içerisinde uykuda tutup bebeği veya çocuğu uykusuz sırasında kalp atımı, vücudunun oksijenizasyonu, solunum hareketleri, EKG'si ve beyin fonksiyonları gibi birçok şeyine bakılıyor. Bunların hepsinin toplamında uyku apnesi var mı yok mu diye karar veriliyor. O kadar basit yani birçok organizmanın içine katıldığı bir test bu. Karar vermek, emin olmak için bunu kullanıyoruz.